أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Bakayım size bakacak mı bu? 21. söz, 2. makam, kalbin 5 yarasına 5 merhemi tazammun ediyor. Kalbe ait 5 tane hastalık sebebiyet veriyor bu. 5 tane. Siz de hoş geldiniz. Muhasebe bakmıyor abi. Muhasebe bakayım bakıyor mu bakmıyor mu? Duman ediyor, duman. Duman. Bunu bilmediğin zaman Allah muhafaza. Yani intihardan tut, itikadını bozana kadar suizan. Yani kendisini ve karşındakini o kadar kötü düşünüyor ki. Nedir o? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udhu bike min hamazati şeyatin ve a'udhu bike rabben yahturun. Vesvese ve vehim. Vesvese kalbe aittir. Vara musallattır. Vara bela olur. Yani imanı olana imansızsın der. Abdesti olana abdestsizsin der. Vesvese bu. Bir de kafada olan var. Bunun adı da vehim. Düşünce bozukluğuna sebebiyet veriyor. O ise var olan değil, olmayanı var yapar düşünce. Galiba öyle dedin. Onu demek istedin. Bunu bana söylüyor. Sen herhalde, hani Kur'an'da zanın çoğusu haramdır, yanlıştır diyor. Zan, şüphe, tereddüt buradan çıkıyor. Yani kafada düşünce bozukluğu, yani olmayanı var eder, olmayanı, bak elim yok, var eder, üste çıkarıyor. Kalpte ise var olanı yok eder. Allah nedir Allah. O? Allah. Evet, var olan neyi? Düşünceyi değil, zan değil. Vesvese eylemseldir. Abdestin var, abdestsizsin der. İmanın var, imansızsın der. Ayıracaksın böyle. Tamam, ayırdığın zaman, peki hemen başta bir soru soralım. Vesvese, o başlamadan önce inşallah çare olur. Birkaç defa zikrettim. Gene zikretmekte fayda görüyorum. Şimdi buraya, yani çok böyle namertler var. Ehliyetsiz insanlar var. Merhametsiz zalimler var. Bir yere gittikleri zaman böyle sana sihir yapılmış, büyür yapılmış. Zıkkımın kökü yapılmış. Hiçbir şey yok. Yani internetlerden, YouTube'lardan yüklenen negatif enerjidir. Başka hiçbir şey yoktur. Nasıl anlarsın? Bak. Şimdi buraya arı istila etti. Madem arı geldi, bari çiçek koyalım denmez. Olmaz abi. Çiçek olduğu için arı geliyor. Bak arı geldiği için çiçek koymuyor. Çiçek olduğu için arı geliyor. Orhan'a. Şimdi karıncalar istila etmiş. Ya madem gelmiş yani şu garibanlara biraz şeker dökeyim demezsin. Şeker döküldüğü için karınca geliyor. Yani karınca geldiği için şeker dökmüyoruz Mustafa. Anlıyor musun abi? Şeker döküldüğü için karınca geliyor. Ne demek istiyorum? Cin geldi, ervah habise geldi, sihir geldi. Hiçbir şey gelmedi. Öyle olsaydı, sihir ve büyü, fail-i muhtar olsaydı, bunlar esas olsaydı, Allah Resulü, sahabe-i kiram, padişahlar, büyük zatlar hiç savaşmazdı. Allah Resulü zırh giymezdi, kafire bir sihir yapardı, devirdi aşağı, hadi bakalım tamam. Böyle fethi yapardı. Hendek savaşı kazmış. Dişi kırılmış. 70 tane sahabe gitmiş. Sihirle bu iş olmuyor muydu? Olmuyor muydu bu işi götürelim? Var mı? Var ama fail değil. Öyle sebeplerden bir sebeptir. Mesela toprağa buğday ektiğin zaman mutlak olacak değildir. Ama olmanın bir sebebidir. Su var lazım, dünya lazım. Dünyanın eğikliği lazım, nem oranı lazım, adam gibi ona muamele yapman lazım. Bir sürü sebep var. Sebeplerden bir tanesidir. Yani insanın
sıkıntı vermenin sebeplerinden bir tanesidir. Yoksa bu mutlaka böyle olacaktır. Hemen sihir var, göz var. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Niçin? Çiçek misali gibi. Arı geldiği için çiçek koymuyoruz. Çiçek olduğu için arı geliyor. Ruhun gıdasız olduğu için sana ziyarete geliyorlar. Yani ruhumuz gıdasız olduğu için onların iştahını çekiyorsun. Ağaçlar olduğu için yağmur gelmeye sebeptir. Yağmur geldiği için ağaçlar olmuyor. Ağaç var olduğu için yağmur geliyor. Yani ruhumuz gıdasız olunca, korunaksız olunca, senin bilgisayar antivirüsün yoksa lap diye giriveriyor o zaman. Yoksa sen derse gidiyorsun, kitap okuyorsun, Kur'an okuyorsun, namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun. Hani bir sordukları gibi, hani diyor Ramazan'da şeytan bağlıydı, adamlar bak neler yapıyor. Şeytan bağlı köpek gibi ama sen o ipin sahasına girersen orada da kapar seni. Ne işin var onun sahasına girer? Yani babalı da kenarına geçer. Niye onun sahasına giriyorsun? Yer tabii seni orada. Şimdi vesvese ile vehimi ayırt edelim. Bu çok mühimdir. Doktorlukta da bulamazsın bunu. Bulamazsın. Hepsi allak bullaktır. Kendimi kötü hissediyorum. Suratına bile bakmıyor. Şu uyuşturucu kapı al diyor. Ben şöyle bir sürü şey isimler koymuş. Hemen işte psikoloji. Bir yerini ağrıyor. Hemen bir uydurup tanı koyuyor. Yani teşhis koyuyor. Hadi bakalım uyuşturucu. Yani bunu ayırt etmek lazım. Düşünce mi? Eylemsel mi? Yani düşünce bozukluğu mu? Bunlar ikisi ayrıdır. Bunların çaresi nedir? Onu anlatacak. Bunun vesvesenin çaresi, ilim onu tard ediyor. İlim gerekiyor. Bunun çaresi doğru insanlarla, doğru yerde, doğru zamanda doğru iş yapmakla mümkündür. 4. Bir daha söyler misiniz hocam? 4 tane. Ezberlemek için şöyle simgesel kullanayım. Doğru yerde buradayız. Doğru zaman, şimdi 3 saat sonra gelsen. Mesela dün dersten sonra geldiler. Ben yapamam, o bitti. Şimdi bir vakti var. Şimdi sabah namazı kılınmaz. Ayrıyetle arkadaşlar ders yapmıştır. Kafanızda kalsın diye çoğaltıyorum, zenginleştiriyorum konuşmamı. Doğru yerde, doğru zamanda, yatsıdan sonra başlıyor. Doğru insanlarla doğru iş yapacaksın, kora vurmayacaksın. Yani burası, bu saat, bu insanlarla kora vurma. Doğru yerde, doğru zamanda, böyle uyduruk muyduruk insanlar, kadın erkek yapma. Doğru insanlarla doğru iş yap. 4 tane. Vehmin yesinler vehmi yani. Şeytan geliyor böyle. Ben mesela şeytanı ben size göstereyim. Sabah namazı zil çalıyor. 5 dakikada yat diyen o. O şeytan enerjidir ya. Yapma. Aç o televizyonu. İçerideki dürtünün adıdır. O enerjidir ya. Enerji partikülleridir. Yani parçacıklarıdır. Enerjinin kendisidir. Olmasa insan olamazsın. Onun için çok kaliteli, insanın kalitesini yükseltiyor. Onu okuyacağım işte. Niye insana musallat oluyor? En sonundan okuyayım. Bu derece müminlere müzir ve müziç olan, yani insanlar, Müslümanlara başına bela ve ezen, izaç ediyor böyle, değirmen gibi öğütüyor böyle. Tamam. Sonra müziç olan vesvese ne hikmete binaen bela o. Çok harika yani. Burada 5 tane sebepten dolayı. Şimdi 5 tane sebep, yani vesvese sebep oluyor. Olmasa bakayım insan olacak mıyız? 1. İfrata varmamak. Her şeyin bir negatif tarafı var. Bir de aşırısı var. Yani ifrat, tefrit. İfrat, tefrit. Yani aşırı. Bir de vasatı var. Ortası var. İfrata varmamak şartıyla. Tefrit değil. Şeytan varı yok ettiği için buradan çıkarıyorum, ifrattır. Her şeyin ifratı şeytandandır. Her şeyin tefriti negatif, yani olması gerekenin düşüğü, o da nefsi emmaredendir. Mesela öfke ifratı şeytandandır. Her şeye kızıyorsun. Eşeğe kızıyorsun. Allah belanı versin diyor. Arabaya bağırıyorsun. Ona bağırıyorsun. Hanıma bağırıyorsun. Bu ifrattır. Bu şeytan yapıyor. Tefriti fok balığı gibi. Hiçbir şey kızmıyorsun. Vasatı ne?
namusuna, dinine, bayrağına şey yaptıkları dil uzattığı zaman parmak yaba böyle damarın geriliyor. Bu vasat. Ama diline, namusuna, dil uzatılıyor vatanına, hiç umurunda değil. Arabanı çizdiğine kıyameti koparıyorsun. Bu da şeytandan. Yani şeytandan hiç umurunda değil adam. Şimdi ifrat şeytan yapıyor. Bak ifrata bağırmamak. Hem galebe çalmamak şartı ile aslı vesvese teyakkuza sebeptir. Teyakkuz? Uyanık. Hazır. Uyanık. Tekbir. Ne dersen ha? Alarm veriliyor. Yani. Alarm veriliyor. Askerde hani basıyor ya teyakkuz yani. Alarm veriliyor. Her şey sistemler aktif olacak. Her aktif şey. Böyle. Bir, uyanıklığa sebebiyet veriyor. İki, ciddi. Tahariye dahildir. Dahidir. Tahari. Davet ediyor. Neye davet ediyor? Araştıracak. Neden boğuluyor? Ha, araştıracak. İnsanları araştırmaya sevk ediyor Mustafa. Tahariye dairdir. Sevk ediyor. Yani araştır. Yoksa insan nötr olur. Yani bu dersi yapmayız, meşgul olmayız. Harita baktımca tahta tabela olsaydı ben size bu akşam aslında serbest bölgeyi anlatacaktım şu kafanın içerisine. Abi, evet. Harita yapacaktım. Aşağıdan da şey yapamadım. İnan çizecektin. Bu kafanın içini seyredecektin kendini. Yani nerede ne geliyor? Buradan diye. Serbest bölgeyi yapacaktı. Harika olacaktı. Hocam yarın yapabilir miyiz? Yarın Missis'te olacağım. Adana Missis. Pazar günü? Pazar günü gündüz olabilir ama... Pazar günü. Ben pazartesi uçuyorum da sabahleyin. Uçuyoruz Avustralya'ya. Yani hakikaten serbest bölge son zamanın şeyi. Pazar günü. Belki yaşarım ben yaşamam ama geleceğin kesinlikle bu işin uzmanları öğrenecek, ders alacaklar o meseleyi ve hastalarına ve okullarda o anlatılacak. İnşallah. Bu ilaç ve uyuşturarak kimse düzelmiyor. Uyuşturarak, aklı devre dışı yaparak akıllı kimse olamaz. Aklı devre dışı yaparak kim akıllı oldu? Peki nedir o? Aklı kıblesine koyacaksın. Ama başka çaresi yok. Tanımlayamıyor ki. Freud ve türevlerinin üzerine şu anda psikoloji ve psikiyatris birimi devam ediyor. İnsanlara tanı konuluyor. Bunun üzerine yani o ne demiş? Akılda, kafada akıl var, kafada akıl var. Diğerleri bunun türevi. Oysa İslam alimleri hayır, akılda 7 mertebe var. Akıl bunlardan biridir. Bu bize ne karı getirecek? Çok şey anlatmak istediğim için çabuk konuşuyorum. Akıl bu 7 mertebeden biri olması bize ne getiriyor? Şimdi Freud, akıl bozuldu mu tamam. Orta çağlarda, eski çağlarda, Hristiyanlıklarda akıl şeytandır, kilisenin dışına bırakın. İnsan rahatsız olduğu zaman onun içine şeytan girdi, cin girdi, ben yakarlardım. Onların türevleri, çocukları işte Freud işte. Ne bulacaktı ki? Şimdi bizde ise 7 mertebe olmasının sebebi, akıl bozuldu diyelim, tamam dengesinin dışına kaldı. Akıl üstü bir tasdik var. Onunla tamir et. O da yetmedi. İltizam var. O da yetmedi. İtikat var. Yani bir sürü sistem var. Onları aktif et. Nasıl aktif et edeceğini söylüyor. O zaman akıl dengeye giriyor. Bir üst birimi çalıştırıyorsun. Ama onlarda son birim akıl olduğu için onu çalıştıracak kimse kalmadı diyor. Akıl sultandır. Bozuldu bitti. Akıl bozulmaz. Devre dışı olur. Çünkü akıl bizde yok. Akıl dışarıdadır. Aklı çalıştıran, taakkul denen bir sistemdir. Onu buraya alırız, büyütürüz, küçültürüz, nurlandırırız. İçine nur koyarız, din koyarız, felsefe koyarız. Akıl bir alettir. Alettir, cihazdır. İçerisine ne koyarsan ona göre çalışıyor. Gelir, gider, büyür, küçülür. Sabit değildir insanda. Hayal gibi. Hayal dışındadır, tahayyül bizdedir. Akıl dışarıdadır, taakkul bizdedir. Ya böyle bir çizsen ve böyle anlatsan ya %90'ı acilde kimse olmaz ya. Olmaz inan, bunun evileri söylüyor ya. Bunlara anlattım böyle. Merak ettiler, çağırdılar beni. Bu ehli ya, hastanede şu anda görev yapıyor. 5-6 tane. 2-3 defa girdim onları böyle. Dedi ya Allah Allah, ilk önce kendimizi tanımadım. Dedim ki anlattım, bitti, 1,5 saat sürdü. Bir saat ders, ondan sonra soru cevap. Dedim ya size vicdanınıza söylüyorum. Bu mesele halka anlatılsa, televizyonda vesaire.
acile yüzde kaç, %50 düşüş olur mu? Dedi ki, inan her birim dahil %90 düşüş olur, gelmez dedi. Hep vehim ve vesvesenin kurguladığı şeyler. Çıkıyorsun, hiçbir şey çıkmıyor. Ama arın var diyor. Şimdi demek ki vesvese ifrata sebeptir. İfrata varmamak şartıyla aslı vesvese nimettir. Bir, tahaliye dairdir. Tahali, teyakkuz, bir uyanıklık, iki araştırma, üç ciddiyete vesiledir. Hani langur lungur abdest alma, biliyorsun adam gibi al bakalım, çünkü ciddi ol yani, ciddi iş yapıyorsun. Böyle birisiyle de konuşurken var ya böyle ağzında ekmek, ne adam ne diyorsun ya, ciddi ol ya. Böyle olmaz ki ya, bu konuşmada da öyle. Kapıya zil basacaksın, kapıya zil basacaksın, evine veya başkasına. Zırır zır zır yapma. Dört rekat namaz kılacak kadar bekle. Ya namazdadır ya abdestedir. Zır 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 yapma. Bu sefer hanımın namazı bozmak zorunda kalır. Despot geldi diye ödü patlayacak, namazı bozacak, sana haram yüklenecek. Onun için bir defa fazla, iki defa çalıyorsun. Dört rekat namaz kılana kadar bekliyorsun. Bak onu da ciddiyete ve tahariye dair araştırdık Mustafa. Ne kadar zile kapıya vurunca bekleyeceğiz? Dört rekat namaz kılana kadar. Çünkü ondan uzun bir namaz yoktur. Hanım takvaysa hayvan yedik ha. Gücün yeterse tabii. Yani yoksa çoğunlukla kafana geçirler. Hiç böyle kaç, 9 aylık mısın, 5 aylık mısın diye başlarlar. Demek ki vesvesenin gelmesi birincisi teyakkuza. Ne teyakkuz neydi? Uyanık. Tahari, araştırma, ciddiyete vesiledir. Dört, lakaytle atar. Lakayt, öyle yılışık böyle. Böyle bir kulluk olmaz. Her şey de öyle ya. Lakayt mesela, iş yerinde böyle birisini çalıştırır mısın? Bir araya takılıyor, bir araya takılıyor. Ağzına bir şey alıyor, biraz sonra kahve alıyor falan. Böyle bir lakayt, böyle bir adamı alır mısın ya? Mesela yılışık bir adamı dinler misiniz ya, kürsüye çıkmış, yılışık yılışık, ya beni güldürecek, maskara yok mu yapacak, dinimi anlatıyor. Acayip bir şey ya, böyle o lakayt, adam ciddi olacak ya, eşin ehli olacak, eşini yapacak yani. Yani ne yapacak? Ha tiyatroya gidiyorsan git, git orada, gülmek orada. Gülmeyi orada yap. İbadetin kalitesini yükseltiyor yani bunları yaptığı zaman zaten. Evet ya. Git tiyatroya git kardeş. Gülmek istiyor mu? Yani maskaralık yeri değil ya. Hele hele güldüreyim diye dinle alay ediliyor. Hiç utanmadan, sıkılmadan mukaddes şeyleri Yahudiler gibi alet ediyor. Kim geldi ya Resulallah? Ben kalktım diyor ama güldürüyor ya. Hiç utanmıyor musun Allah Resulüne böyle hitam? Ağzından nasıl çıkıyor ya? İnsan hiç çekinmiyor mu? Kim geldi ya Resulallah? Bayburt'ta bir şey yapıyorlar. Hiç... Bana geldi, sinirimle telefonu attım ya. Ayıp ya. Yani rezilliğin ta şeyi ya. Ayıp bu ya. Peygamber aleyhissalatü vesselamla sen alay mı ediyorsun ya? Kim geldi ya Resulallah? Kalk bir bak, bak. Tövbe estağfurullah ya. Sen bizim ecdad, tren oraya götürdüğü zaman tren sesi gitmesin diye en düşük hızla gidiyor. Bir de keçe koymuş oraya. Ses gitmesin diye. Yani kim gelmiş? Yok. Ya güya maskaralık yapıyorsun. La maskaralıksa tiyatroya gidecek ya. Adam gibi mevzunu anlat ya. Öyle Mustafa kardeşim. Yani tiyatro oynamıyorsun ki. Bir de dini mukaddeslerle alay etmek küfür alametidir. Bilmem tarlada falan çıkart, falanı çıkartma. Bekle Allah, bekle. İlahi yat. Yalan söylüyorsam Arap olayım. Köpeğe Arap Arap Arap, Türk Türk diyelim, Kürt Kürt diyelim, Laz Laz diyelim. Bir tanesi çağırsa şimdi köpeğe çıkma, hey Türk, Kürt, Türk Türk. Köpeğe çağırsa arınla gitmez mi? Arabın yanına köpeğe Arap Arap diyorsun. Kim öğretti bunu? Yalan söylüyorsam Yahudi olayım de ya, ne Arap olayım diyor. Yahudiler, yani Arap olayım, Araplar yalan söyler demektir. Üzümü ye, bağını sorma. Yahudi sözü, kafirin sözü bu. Helal arama bakma. Ne? Ya ye de, kimin olursa olsun. Bağını ne soruyorsun? Bak nasıl girmiş bunlar bize.
Müslüman uyanık olacak kardeşim. Sen ben eşek olursak semer vuran çok olur. Sen onları paylaşırsan sen eşeksin. Hiç acımıyorum. Çünkü Allah Resulü'nün alay edilen bir şeyi paylaşan tam eşektir. Çünkü sana semer vurmuş. Kalk ya Resulallah, kim gelmiş? Başka bir şey bulamadım ya, ama şey yapacağım. Acayip bir şey. Abi şeytan bile buna cesaret edemez yani. Yani arıma gitti, o kadar arıma gitti. Allattı beni ya. Bir Müslüman böyle bir şey yapar mı ya? Çok. Demek ki vesvese bir teşeddi tabii. Teyakkuza sebeptir. Uyanık tutuyor. İki, araştırtıyor. Üç, ciddi yapıyor. Dört, lakaytli atar. Lakaytli atar. Lakay. Beş, tehavunu def eder. Tehavun. He? Teavun demedim. He var. Teavun değil de tehavun. He. Tembelliği atıyoruz. Pısırıklık olabilir mi abi? Pısırıklık, tembellik böyle acayip bir şey. Demek ki... Gayri ciddi. Gayri ciddi. Onu ciddiyette okuduk. Beş tane maddeye sebebiyet veriyor vesvese. Onun için iyi kibar. İyi kibar şeytan. Bunları yapıyor vesveseyle. Bir uyanık yapıyor. Araştırtıyor. Ciddi yapıyor. Lakaytı bırakıyor. Tembellik, pisırıklı attırıyor. Vesvese olmasa bu olmaz. Mesela şey mi? Adam diyor ki mesela Konya'da yangın çıktı örneğin. Adamın umurunda olmaz yani. Ama mesela evin içinde burnuna koku gelmeye başladı. Mecbur tembelliği bırakmak zorunda. Ciddiye de gelmek zorunda ve üstüne gitmek zorunda yani. Evet. Hani bizim tabiri caizse ocağımıza ateş atıyor gibi bir mana. Evet. O ateşte mecburen ben teyakkuza geçmek zorundayım. Bir şeyler yapmak zorundayım. Ne tembellik kalıyor ne bir şey. Mecbur su nerede, şu nerede, bu nerede, hani araştırmak zorundayım. Mesele benim meselem oluyor. Evet. Yani. İnsanı başka yerlere taşıyor. Şeytan meleklere musallat olmadığı için makamları sabit. Meleklere şeytan musallat olamadığı için makamları, terakkileri yoktur. Hayvanlara musallat olamadıkları için onlar da sabittir. Şimdi en çok itikada dair şeyi okuyacağım. Şimdi bir şey yapayım. Anlatayım bakayım ne kadar anlayacağız. Arkadaşlar kafada 7 tane mertebe var dedik. Bakayım becerebilecek miyim sizin seviyenize kadar. Çünkü derin bir şey ama avami bir şey anlatabilirsek güzel misalle iyi anlarız. Bak şimdi, sizi rahatsız eden düşüncelerinizden, hayallerinizden kurtulmaya belki vesile olur. Arkadaşlar şu kafada 7 tane mertebe var. Birinci mertebe, en düşük mertebe şekil üretir. Buna hayal diyoruz. Tahayyül. Şekil. Tamam mı? Böyle kötü, daha çok olumsuzlukları sana getirir. Ne zaman Mehmet abi? En kutsi makamdayken. Mesela hiç bir ara çorabın yok. Ya onu nereye koydum ya falan. Veya onu bunu, ya ne demiştim unuttun. Hiç merak etme, çaresi var. Hatırlamanın. Allah için namaz hadi. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dosyan orada. Diyor. Yeter ki namazı kessin. Unuttuğunu hemen hatırlatır sana. Tamam. Şimdi kafada dedik bir hayal şekillendirme sistemi var. En düşük bu. Tamam. Koyduk buraya abi. İkinci bir makam, düşünceyi geliştiriyoruz. Ya dışarıdan düşünce alıyoruz veya içeriden düşüncelerimizi çoğaltıyoruz. Bak iki tane şey. Hayalimiz bir de düşüncelerimiz. Tamam mı abi? Şuraya bir makine koyalım. Bu makinenin adı akıl Ömer abi. Akıl. Hayalini at abi içine. Ona düşüncelerini at abi. Karıştır onu. Onu, o hayali, o mekanı. Mekan var ya işte. Zeno'yu hayal ettin. Köy, tamam mı? O şekli attın mı abi? O şekli enerjiye dönüştürüyor akıl. Aklın özelliği, birinci özelliği şu. O hayal ettiğini
alıyor, işliyor. Yani şunun gibi. Yak bunu abi, artık kağıt yok. Enerji. Tamam. Bu resmi yakıyor. Akıl. Bu resmi yapıyor. Ömer, Mehmet abi enerjiye dönüştürüyor abi. Düşünceyi de, düşünceler var ya, bana böyle dedin, öyle dedin, vay zalim, Allah Allah, vermeyecek herhalde, gitmeyecek, imansız mı olacak falan. Düşünce çeşitleri var böyle bir sürü. Ha, bunu kastetmiyorum, bak hıyma, 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 bak şöyle. Ben anlayamadım falan, bu arada sokuşturdu falan. Bir sürü düşüncelerimiz var. Şimdi o düşünceleri de at abi makineye, onu da enerjiye dönüştürüyor. Akıl nedir birinci vazifesi? Bu şekilleri, kağıdı yakar, aslına dönüştürür. Enerjiye. Düşünceyi atarsın makineye, onu da enerjiye dönüştürür. Mesela flash bellekte ekranda ses böyle kayıtlara çık 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 çık. Bilgisayar onu sese dönüştürüyor. Gibi ya. Yani mesela flash bellekte CD'de böyle CD'yi tut, bir şey yok. Resim mesim yok, ses yok. At bilgisayara, içindeki resmi, İçindeki sesi dönüştürüyor bize uygun. Anladık mı abi? Bizdeki resimleri ve sesleri böyle CD'de yapıyor. Kim o? Bilgisayar. Bilgisayar sesleri, görüntüleri bize dönüştürüyor. Bizim attığımız sesleri, görüntüleri de böyle dalga boylarına, enerji boyutuna değiştiriyor. Tamam abi? Bunun aynısı işte kafada akıl, akıl yapıyor. Şimdi neyi hayal ediyorsak, neyi düşünüyorsak ona dönüşüyoruz biz. Enerji oluyor. Sonra akıl bu enerjiyi alıyor, bunu aslına bağlıyor. Hem enerji yapıyor, hem aslına bağlıyor. Akıl böyle bir cihaz. Harika bir cihaz. Hocam, hayal kurmak büyümeye sebebiyet olabilir mi? Olabildiği gibi inmeye de sebeptir. Yani Mehmet abi, hayal hayal değil. Neyi hayal ediyorsan, neyi düşünüyorsan, ne demek biliyor musun? O oluyorsun. Ona dönüşüyorsun. Mesela normal oturuyorsun dükkanda Mehmet abi sen. Tamam, beyaz eşya satarken birisi hatırına geldi. Yatırmadı paraları bilmem ne. Vay zalim, şuna bak ya, karşına dikilir hayalen. Artık boğuşursun. Bütün vücutta hormonlar değişir, kan tansiyon yükselir değil mi? Ve affedersin, şehvetli bir şey hayal gelse, vücuttaki gene hormonlar değişir. Peki hayal mı bu? Aklın bir özelliği var. Gözden gelen resmi, hayalden gelen resmi fark etmez. Ha gözden gelmiş hayalde aynı değerlendirme yapar. Bu dışarıdan geldi, bu hakikidir. Bu hayalden geldi, hakiki değildir demez. O zaman neyi düşünüyorsanız aklınız öyle çalışır. Neyi hayal ederseniz siz ona dönüşürsünüz. Memleketi Zeno'yu mu hayal ettin? Oradasın. Atomsal değil ama tamamen ruhsal oradasın. Yani oradaki hissedeceğini, üşümeyi bile üşürsün. Mesela yemekten bahsetsem hepiniz toksunuz ama acıkırsınız. Eğer biraz usta konuşmacıysan böyle biraz buzullardan bahsedeyim, üşümeye başlarsın. Biraz doktorsam, doktor, biraz anlatayım, hepinizi hasta ederim. Ya şöyle olmuyorsa, böyle oluyorsa, hafif kaşınıyorsa, midene şöyle tamam kastet var falan. Yarın herkes acele bir gider resim çektiririm dedi. Tamam, böyle aktif eder, böyle bir sistem ya. Akıl ya, bak. Ben bu kadar çevrem olduğu halde, inanın, 6 ayda bir check-up yaptıracaksın, MR çektireceksin. Hiçbir şey yaptırmıyor. Dostlarıma da sakın gitme. Ağırmayan dişine kurp takar, kefeten takacaklar. Sistem onu tamir ediyor, merak etmeyin. Eyvallah. Sistem onu tamir ediyor. Sana rağmen çalışıyor. Merak etme, ölünceye kadar yaşayacaksın. Doğal medal olursa. Kesinlikle. Tamam mı? Şimdi ecel, ömür değişmez. Bir dakika geri, bir dakika ileri gitmez. İnan yaşayacaksın. Tamam mı? Ölünceye kadar. Kesinlikle garantisi var. Yani. O zaman da kader iman mevzusuna geliyor. O kadar hoş ki bak, teslim ve tevekkülü işlet kardeşim. En büyük ilaç söylüyorum size, vesveseye. Doktor teslimiyet, doktor meşguliyet yapın. Doktor meşguliyete gidin. Doktor meşguliyet, doktor teslimiyet.
Biraz teslim ol. Saniyine, ustana teslim ol. Biraz tevekkül ehli ol. Ha, buna vardı. Oo, acil doktor bana. Berbatü perişan olacaksın ya. Çünkü çıkmayacak mümkün değil ya. Ben gaz yapmış veya biraz asabi olmuşsun, oraya da duman gibi MR'da kanser hücresi olarak gözükebiliyor. Yoğunlaşmış enerji ya. Yani gidebiliyor. Ne stres ona dönüşüyor ya. Şimdi arkadaşlar, şu akıl denilen, şu kafa denilen şey, iyi olmak istiyorsak, ustadın bir cümlesi var, diyor ki güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Bunu şerh edeyim. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Bir daha. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Eğer doğru düşünüyorsanız kendinizi asla kötü hissedemezsiniz. Bu yani. Cümle bu. Mesela bir adam, birilerle oturdun. Ya ben şuram ağrıyor, böyle yapıyordum hastanede, refakatçisin. Şimdi ötekisi de hakikaten, ya ben keşke gelseydim altı yıl sonra. Refakatçiydin, hasta birisin, ya hastanın yanındaydın. Ne hasta sen oluyorsun? Zaten oranın adı şifahane değil. Hastahane. Hasta yapılma yeri. Pastahane. Pasta yapılma yeri. Öyle mi? Postahane. Postayım. Hastahane. Eski Osmanlı'nın adı hastane değildi. Şifa. Hasta şifahaneydi. Darüşşifa. Şimdi hastahane. Doğru demiş. Kim giderse hasta oluyor. Ben oradan geçtiğim zaman yanından moralim bozuluyor. Doktorlar düşünse daha çok tartışacağım. Doktorlar düşünse daha çok gelmez yalnız. Au, doktorları da yapıyorum da sen bağışla dedim, sen duyma. Şimdi konuşacağım, bir dakika kulağını kapat diyorum. Ya. Git, hakikaten şaka değil ya. Bir tahlil yaptır. Ya o andaki haletin ya sistemi bozar. Sistemi, o andaki haletin psikolojik kanunu değiştirir. Kanı değiştir. Mesela bir tanesi dedi, o abi dedi istibra varmış, doktor başladı, çift affedersiz şey yapıyormuşum. Dedim ya en az 2 litre su iç, bak istibran prostatın nasıl düzelecek? Düzelmiş. Ya adam gibi yani sünnet uymuyoruz. Yemek yemeyi bilmiyoruz. 17. lamada mıydı? Şu 19. lemada. Yemek yemeği ne diyor? Acıkmadan yeme. 4 saat geçmeden yeme. Ne yiyeceksin? Kolayca hazmedeceğin miktarı ye. 2 saat geçmeden su içme. Şifa bu. Tamam tamam işte ne yaptık? Oh, Mehmet abi biraz onu da ver. Sen de gittik oraya daha yarım saat. Ya öyle canım, göz hakkıdır, uydurma şey. Ne güzel. Uydurmuşuz. Göz hakkıymış. Bilmem ne hakkıymış. Tamam mı? Böyle adam kana şey süt hakkıymış. Ona başka parası. İkram geri çevrilmez. Ha? İkram geri çevrilmez. Bir sürü şeyler. Hepsi yani. Peki ne? Tamam tamam üstüne. Hangisini şey yapacak? Acıkmadan yeme. Kolayca hazmedeceğin şeyi ve miktarı ye. 2 saat geçmeden su içme. Tamam. Uykuna da dikkat. Kaynuleyi yap. Öğleyine yakınmaya geçe yarım saat. Mutlaka bak. En çok insanın moralı bozuk olduğu, yoğun enerji, bombardıman olduğu, canı sıkıldığı an, sabah kalktığı andır. Ben kendi yaşadığımı söylüyorum. Kafaya sanki bu top var ya, top. Futbol topuna 2 bar basış yetiyor. Sen 20 bar basarsan burası gerer. İşte ben Kur'an okuyorum sabahleyin. Hiç risale böyle okumuyorum. Ondan sonra o kadar rahatlıyorum ki. Kur'an'ı ben şifa diye okuyorum. Sevap diye okumuyorum. Ama Allah inşallah sevap verir. Ben canım sıkıldı, Kur'an okuyorum. Ve rahat ediyor. Çünkü Kur'an'ı telaffuz ederken enerjiye dönüşüyor. Biraz önce dedim ya 2 tane şey. Düşündüğünüzü ve hayal ettiğiniz, akıl onu enerjiye dönüştürüyor. Aslına dönüştürüyor, seni aslına bağlıyor. Neyi düşünüyorsan, kötü düşünüyorsan kendini iyi hissedemezsin. Bak bir daha söylüyorum. Zihniniz buraya verin. Kötü düşünürken kendinizi iyi hissedemezsiniz. İyi düşünüyorsanız kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kötü düşünüyorsanız da kendinizi iyi hissedemezsiniz. Yani o düşüncenize bağlı. İşte bu ne yapıyor?
tahaliye dairdir vesaire. Şimdi itikada ait şeyi okuyacağım. Çok önemli bu. Ondan sonra keseceğim, uzatmayacağım. Tahayyülü küfür, yani küfrü hayal etmek, düşünmek, tefekkür etmek küfür değil. Mesela hassas insanlar, o kafama küfür geldi, Kur'an'a hakaret geldi, Allah'a hakaret geldi, ya nereden bu dini getirdi falan, ne güzel. Böyle şeyler geliyor, hocam ben kafirim, hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yok, çünkü şu iki tane sistem, hayal ile düşünce, sana rağmen de çalışıyor. Senin mesuliyetin yok burada. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, hatırınıza gelen düşünce ve hayalleri konuşmadıkça, yapmadıkça mesuliyet yoktur. Tam tersine cihat bu işte. İçinizden geçeni yapmıyorsunuz, demiyorsunuz. Mesela gıybet edeceksin, tamam mı? Var ya şu Mustafa, var ya Mehmet abi. Şu Mustafa var ya Mustafa, şu edebiyatçı. İçimden geçiyor bunlar, sayayım. Ha, içimde dürtüyoruz. Dememek işte cihat bu. Ama hassas insan, bilmeyen insan ne der? Olan içimden geçiniyorum. Ne acayip bir şeyim ya. Hatta o kadar insanlarla meşgul olmuşum ki. Kızına, bacısına, anasına, en yakınına tuhaf duygular oluyor. Nasıl ağlıyor, çıldırıyor. Dedim ki, bize de geliyor dedim. Öyle mi ya hocam dedi. Rengi mengi değişti. Tabii ya. Bu neyse hocam dedi ya. Senin olmadığına delil, sen ondan rahatsızsın. Sen kendi paran varken cebinden rahatsız oluyor musun? Yok, niye? Hatta ısındırıyor. Kalorifere gerek yok. Para koydun mu ısınırsın. Peki, emanet para ne yapar? Seni rahatsız eder. Alerji. Yani senin değil ya, sıkıntı yapar ya kaybolursa. Şimdi sen rahatsız oluyorsan senin değildir demektir. Bombardıman gelmiş. Seninle hiç alakası yok. Adam. Senin değil. Yani güzel misal vermiş. Yani hırsız boş yere girmez diyor. Şimdi... İnsanı en çok rahatsız eden, düşüncede, itikatta gelen zanlardan zannediyor ki ben kafir oldum. Hiç alakası yok. Bak, tahayyülü küfür, küfrü hayal etmek, kötü bir şeyi hayal etmek, küfür olmadığı gibi tevehhümü küfür dahi küfür değildir. Küfrü vehmetmek, düşünmek de küfür değildir. Tasavvuru dalalet dahi dalalet değildir. Olmadığı gibi tefekkürü dalalet dahi dalalet değildir. Çünkü niye? Hem tahayyül, hem tevehüm, hem tasavvur, hem tefekkür tasdik akliden, izan-ı kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Yani insanın, ihtiyarın iradesini dinlemiyorlar bunlar. Hayal, düşünceler ve tefekkür. Şimdi ben size yapacaktım haritayı ama ezberden anlatmaya çalışayım. Yapabildiğimiz kadar. Böyle siz hayal edebilirseniz bunu çok kâr edeceksiniz. Acillerden kurtulursunuz en azından. Arkadaşlar şuraya bir öyle bir kap düşünün. Buraya bir kap düşünün. Bunun içerisine şeytan bir bilgi atar. Beyin ve vesvese. Kafir cinler atar, kötü ruhlar atar, bir de kötü mekanlar atar, meyhane, işte zıkkımhane, gayrimeşru yerler. Böyle buraya atar, bu kutuya. Tamam mı? Bu taraftan aynı kutuya melekler, Müslüman cinler, iyi ruhaniler, güzel mekanlar, mescitler, kabirler, şairler, buraya bilgi atar. İki taraf, bak iki tane zıt. Tamam abi? Bu alanın adı serbesttir. Oraya giren mal vergisi olmaz. Devletin de var serbest bölge diye. Tamam, vergi olmaz orada. Bu alan serbesttir. Bunun içinde artık kıyamet kopuyor. Her şey var. Orada hiçbir mesuliyet yok bu alanda. Bir sürü şeyler attı. Bu taraf attı, bu tarafta attı. Bunun adı serbest bölgedir. Bu bölgeden biz aklen bu gelsin, sen gelme lan, derim. Tamam mı? Bu kadar olsun. Seçme özelliğimiz var, hayvan pazarı gibi. Sen gel, sen gelme. Gel, 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 hop hop. Sen dur, ver, tamam. Yani seçiyorum ben buradan. Şu serbest bölge. İnsanın şu kafatasının şu önünde serbest bölge denilen bir alan var. İki tarafta bilgi atıyor.
Alın 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 ne alırsanız, herkes malını attı. Pazarda attı. E pazarda Kur'an da satılıyor. Bu kırkana satılmıyor mu Kur'an dükkanı? E içki de satılıyor. E biz şimdi sarhoş muyuz? Günahkar mıyız, kırkanı yaşıyoruz ama içki satılıyor. E kırkanda Kur'an satılıyor. Hafız mıyız? He? Yok. E rüyada hafız olsan hafız mısın? Rüyada zengin olduğunu görsen, darphane senin olsa, uyanınca tuvalet parası 1 liraya muhtaçsın. Tamam? Yani onun gibi şurası serbest bölge. Burayı anladık mı abi? Serbest bölgeye Allah hesap sormuyor. Çünkü buraya iktidar ihtiyarla değil, rüyayla atar, içi düşünmeden cumaya giderken yolda tak diye bir şey gördün, içeriye girer. Ona iyi de girer, kötü de girer. Tamam? Girdi Mehmet abi. Bu alan serbest bölge, vergi almıyor devlet. Buranın içerisinden seçen akıldır. İşte vesveseli adam şunu der. Şu bölgedeki kötüleri de görünce benim için yılan akrep dolu ya. Ben çok kötüyüm ya. Benim gibi alçak, namussuz yoktur. Niye? Bir sürü namussuzluklar var. Bu kadar rezillikler var. Bu kadar iştahlar var, istekler var ama hiç uygun değil der. Oysa burası serbesttir, hiç seninle alakası yok. Orası iktidar ve ihtiyarı dinlemezler, teklifi dini altına giremezler. İnsan o tür şeyleri onda bulunmasıyla hiçbir mesuliyeti yoktur. Buranın adı serbest bölgedir. Hocam, serbest bölge. Orada biz iyisini seçip olmayacak mı serbest bölge? Evet. Ha o zaman aldığın şeyle mesulsun Mehmet abi. Tamam. Şimdi buraya girdi. Tamam. Kırık ala Kur'an da girdi esnaf. İçki de soktu. Tamam. Sen kırık andan mesul de, yaşamakla mesul değilsin. Sen burada yaşıyorsun. Evet. Sen beyaz eşya satıyorsun. Ya kırık anda içki girdi, ben bu şehirde yaşamam mı diyorsun. Yok. E Kur'an girdi işte, biz gerek yok ibadet yapar, Kur'an satılıyor ya. Öyle değil, vazifeni yapıyorsun. Abim burası serbest pazar ya. Ha biz nerede mesulüz Mehmet abi? Buraya girdi, buradan seçeceğiz. Aldıklarımızı. Ha buradan takdir ettiğimizi, tercih ettiğimizi. Mesela siyasi partilerde de öyle. Hangi partiyi, hangi iyi bir parti yok kardeş. İyiler içerisinde, kötüler içerisinde az kötüsü olan çok kötüsüne göre iyidir. Birisi parmak keser, birisi kol keser. Biz parmak keseni tercih ederiz. Tamam, bunun adı da ustad demiş, ehvenü şer. Yani bu da şer ama azami şer'e göre ehven. İyi şer ama şer. Bu azami şer. Bu gelirse aman dinim yok olur. E bu gelirse biraz ekmeğim az olur. Bu gelirse dinim yok olacak. Camim yok olacak. Bu gelirse ekmeğin yanında peynirim az olacak. Veya peynirim olacak. Olsunlar, kuru ekmek ye de dinine dokunan gelmesin. Ekmeğine dokunan gelsin. Çünkü ikisinden bir tanesini seçeceksin. Demek ki bu serbest bölge mesul olmayan, herkesin malzemesini pazarladığı bir alandır. Buradan sen poşetini ne doldurup eve götürüyorsan o senindir. Tamam, bu budur. İşte burada geçen fikirler, burada var olan hayaller, düşünceler seni ne alim ediyor ne zalim ediyor. Tamam, serbesttir. Serbest bölgedir. Ama vesveseli adama ne diyor biliyor musun? Senin hakka ve hakikata istidadın yok. Kader seni böyle yapmış. 75. sefadan söylüyorum lemalardan, şu anda ezberi söyledim ama. Senin hak ve hakikata istidadın yok. Eğer hak ve hakikata istidadın olsaydı böyle kader seni mahkum etmezdi. Hiç alakası yok. Peki niye bu salat ediyor? İnsan zengin ediyor. İnsanı zengin ediyor. Yani bir tanesini seçmek zorunda kalmıyorsun. Çoklardan seçiyorsun. Pazara bir domates geldi, başka kimse yok. Mecbur alacaksın. Üstem abi. Mecbur alacaksın abi. Belki 8 tane domates gelse, 8 tane ayrı satıcı. O değil, bu değil, seçersin değil mi? Heh, burada çeşitliliğin olması insanı zengin ediyor. Yani sığırın böyle bir tercihi yok. Vesveseli sığır gördünüz mü? Ah ulan ah, batsın bu dünya. Tamam, moralim bozuk, takılma bugün bana. Tamam mı? Gittiğiniz yol yol değil ama manzarası güzel demiyoruz ya. Hani öyle bilmiş adam yola bakıyor. Ulan gittiğimiz yol yol değil ama demiş.
Ne yapalım? Teselli bulmak için demiş manzarası bilsen. yol değil. Çok böyle tam inişli çıkıyor. Şimdi sığır tercih özelliği yok. Serbest bölgesi yok. Melekleri var mı? Meleklerin de yok. Bak gördün mü? İnsan buradan ne yapıyor? Ayırıyor. Ha demek ki buranın içerisinde bulunan tahayyül, düşünce çeşitliliği, tevehüm, tasavvur, düşüncenin kendisi, tefekkür, düşünmek, tasdiki akliden, izan-ı kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz-i ihtiyari pek dinlemiyorlar. Teklifi din altına çok giremiyorlar. Yani kayıt altına giremezler. Şeytan bunun dışına çıkamaz. Risale-i da serbesttir. Böyle diyoruz, zaten burada söylüyoruz. Serbesttirler diyor. Bir derece serbesttirler. Cüz ihtiyarı pek dinlemiyorlar. Serbest oldukları için şunlar, biz de bu alana bölge diyoruz. Serbest olanların bulunduğu alan, serbest bölge. Serbesttir zaten burada geçiyor. Bir derece orada dinlemiyorlar diyor. O zaman onları kontrol etme almak ihtimali var o zaman. Ha şimdi şöyle. Ve sıkıntı şurada Mustafa. Şu alana ben zannediyorum, tamam mı? Sıkıntı o. Burası benimdir. Benim ihtiyarımla olmuştur. Buradaki pislikler de benim zannediyor. Hayır, buraya girişleri her daim sen edemezsin. Sokakta çıktın, bir duydun kulağını. Bir şarkı duydun. Küfür duydun. Öğretmezsin. Gözüne bir şey manzara ilişti. Evet. İstemedin. Estağfurullah diyorsun ama girdim abi, hep oraya giriyor. Senin oluyor demek ki. Fiile dönüş. Sahiplenirse psikolojin bozulur. Burası benim dir, benimle alakalıdır, benim ihtiyarımla olmuştur, içindekiler de hep bana aittir. Hayır, Ustad mektubatta, 11. mektupta diyor ki, şöyle bir ayna düşün diyor, ayna, burası ayna. Tamam abiler, bu ayna çok harika misaldir ve sesi anlamak için. Ayna düşün, aynayı pis, necis bir yere tutsan, insan pisliği, aynaya akseder mi? Ayna pis olur mu? Olmaz. Aynaya yılan aksetse, yılan var. Aynadaki yılan ısırır mı? İşte bu serbest bölge aynadır. Böyle radar gibi. Tamam mı? Her tarafı fotoğrafı çeker. Tamam mı? İçerisi ne ayna, ne necistir, ne yılandır. Tamam mı? Peki bunlar kesif. Nur olsa, yani nur olsa, güneş vursa, şimdi şurası karanlık. Güneşi böyle bir şey yapsak, buradan buraya vurur mu? Vurur. Peki seni Mustafa tutuyorum aynaya. Tamam, aynayı tutuyorum. Şuraya yansıta taşıyabilir miyim seni? Taşıyamam. Çünkü kesifsin. Senin resmin buradan buraya. Ama güneşi lambayla olsa buradan taşırım. Günahlar yansımaz, sevaplar yansır. Evet. Babanın serveti, mirası sana yansır. Babanın günahı sana gelmez. Miras olmaz. Çünkü günahlar zulmettir, ademi sayılırlar, orada gömülür yok olur, kara delik gibidir. Babanın serveti, malı, mülkü nimettir, nimettir, nuranidir. O zaman sana yansır. Ama babanın serveti, bu taksim edilme şey var ya, o ama babanın günahı çocuklara taksim edilmez. Hiç böyle gördün mü? Miras taksimi gibi, günah taksimi. Ulan biz Hristiyan mıyız ki günah çıkartacağız? Babanın günahını çıkartacağız. Neredeydi o? Anladın mı? Hristiyanlıkta vardır. Her doğan günahkardır. Hristiyan inancında. Onun için vaftiz yapılır. Yıkanır. Niye? Günahkardır. Biz yıkarız çocuğu, abdest aldırırız. Ve hayata namazla başlattırırız. Allahu Ekber, Allahu Ekber, sağ kulağına. Kadu kâmetin selâ, sol kulağına. Namaz mı kılacak? Hayat namazdır. Anladık mı? Bu da toplumda olan ciddi bir soruya cevap olsun, gönderme olsun. Yani babanın mirası yansır, nimettir. Babanın günahları miras değildir. Çocuklara taksim edilmez. Vela tezirü vaziletun vizire okra. Sırrınca nedir o? Kimsenin günahını kimseye yüklenmez, babası dahi olsa. Hasan abi, hocam. Evet Mustafa. O
vesveseyi insanın üzerine alması, bu bendendir demesi. Ha, şurayı! Yok, onu demesinin ötesi, ben buyum mu, ben buyum noktası mı intihabesine sorun? Evet, şimdi buraya geldi Mustafa. Burası ben dedim abim. Oraya kızına karşı darzı var mı orada? Şeytanda kız ana var mı bir şey? Yok. Yok, her şey atmaz mı? Var. Şimdi sen kızına, anana dair burada bir sürü şekilleri ve oluşmuş var. Kim yaptı o? Namussuz attı. Şimdi ona ben desem, hadi tahammül et de göreyim. Bu benim. Ben, kalbim budur diyor. Ulan ne kalbi ya? Kafanın serbest bölgesi. 7 tane mertebenin 2 tanesidir. Tarih tasavvur daha altında. Taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad yetmiyor. Vicdana iniyor. İrade, zihnis, latife-i rabbani yetmiyor. Kalbe giriyor. Kalpte latife-i insaniye var. Orada bir sürü latifeler var. Geçecek, imanı denecek, imansız olacaksın. Ta veya o arzu senin olacak. Kalbe kadar girecek. Nereye kadar girecek ya? Burada kardeşim o, burayı benim demekten psikoloji bozuluyor. Bu benim diyor. Kimse de söyleyemiyor falan. Diyemiyor. Bana biraz açılıyor bu delidir, bu işlerle meşguldür diye. Namazı terk eden ilahiyatçı var ya. Niye dedim? Niye? Hocam diyor, gittiğim zaman diyor, Nurcu değil ki hocam diyor. Niye hemen oradan anlıyorum? Nurcu olsaydı bu, olsaydı ne demek? Bu kitapları okusaydı demezdi. Bak, niye namazı terk etmiş Mustafa biliyor musun? Bak yapıyorum. Allahu Ekber. Secdeye gidiyor. Ulan dolar geliyor, para geliyor. Dinikum dinarikum, kıbletikum isaikum. Öyle bir zaman gelecek ki dinlerin para alacak, kıbleleri kadın olacak. Bir secde yaptı, dolar geldi. Ben dedi, dolara secde ediyorum diye namazı terk etmiş. Bana geldi, ulan dedim, ya dedi oradan kalkıyorum kadın geliyor. Ben dedim ki ulan kadınsız Allah kainatı yaratmadı da kadınsız namaz mı olur? Çünkü namaz ki kainatı kurasası. Biraz böyle şey yapınca diyordu ya, herhalde diyor ki manyak mıdır bu? Kardeşim, üstad ne güzel ölçü getirmiş. Sana namazda gelen bu tür şeylerden rahatsız oluyor musun? Oluyorsun. O senin değildir. Senin olsa sen rahatsız etmez. Ölçü bu değil mi abi? Evet. Ölçü. Ölçü bu. Seni rahatsız ediyor mu? Tanrı lanet olsun. Ettehiyatü lillah. Oo nereye geldik? Son rekata geldik. Namaz olduğumuz için ne var? Olsun. Ya namazım oldu mu? Hurma çekirdeğinden hurma meyvesine kadar ne kadar meratip var? Namazda da böyle meratip var. Namazda olduğunu anladım. Hatta tam durumda. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah. Namaz dedik. Tamam. Namaz namazdır. Namaz namazdır. Tamam. Allah ahir zamanın hürmetine şeklini de kabul ediyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor. Merhameten. Muhammed ümmetine merhamet edilmiş. Geçmiş ümmete suret değil hakikatını da şart koşuyorlar. Koşunuyor. İki de namaz olacaktı. Abi şey dehşet ya. Diyorsun da neyi düşünüyorsanız ona dönüşüyorsunuz. Öncesinde hatırlıyorum. Neyi düşünüyorsanız oradasınız diyordunuz. Mesela biri anlaşılıyordu ama az anlaşıyordu. Neyi düşünüyorsanız osunuz demek var ya. Aşırı bir şey yapıyor yani. Mesela. Haberleri bir düşünsek ya evet. Böyle. Adam o savaş bende oldu bitti yani. Veyahut da o adam ona bir menfi bir şey yapmış. Ben yaptım onu, onun vicdan azabını bana yüklettirdi. Öbür tarafta gitti başka bir yerde bilmem bir gariban bir çocuk şöyle olmuş. Onu ben o çocuk yaptı, onun zulmünü bana yüklettirdi. Ya nasıl bir psikoloji kalacak ki insanda evet. Yani? O isem ben düşündüğüm sen yani. İşte oturduğunuz yerde düşünün bak olmayan bir şeyi çocuğum ezilse var mı öyle bir şey? Yok. Hayal ettin ya hemen ona dönüşüyorsun. Vücut şöyle tepki veriyor. Olmuş gibi tepki veriyor. Çünkü bak akıl şöyle çalışıyor dedim bak. Dışarıdan gelen ses, dışarıdan gelen resim, dışarıdan gelen koku, dışarıdan gelen mekan. Akıl için ha hayal ile kurgulayın onu, ha gözde İmam Bayıldı Müftü şaşırdığı görün, yemekleri görün gözün lokantada. Ha hayal kur, akıl için bu hayaldir, bu gerçek değildir demez. Gelen verilere göre çalışıyor. Hayal ile de çalışıyor, gerçekle de çalışıyor. Aslında bugün ben haberleri izlerken, ben çocukla okula gidiyor.
Oradaki haberde de... Bak bize haber dinlettiriyorsun öyle. Çocuğun gözüne kalem. Bak. Şimdi ben buna demedim kalemle oynamak. Sonra aklıma geldi ki kader Allah'ın şeyle iste olmaz hiçbir şey iradesi istemiyor. Demek ki... Ondan sonra geçiyorum yani kader. Mesela olayın altına insanı sokuyor. Serbest bölgeyi bilirseniz şu kar olacak. Şu derste şu karınız olacak. Bu ders dinlediniz ya. Şimdi bir tür garip düşünceler gelirse şöyle yapacaksınız bu dersten sonra. Allah hoca böyle beyaz adam, beyaz adam, beyaz gömlekli adam. Şöyle bir şey yapmıştı. Serbest bölge. Burası vergi yok. Adana'da serbest bölge var. Tamam mı? Kırkan'da yok galiba. Orada vergi yok. Şimdi şöyle bir serbest bölge. Sana tuhaf düşünce gelince aa oradan geldi. Bak oradan girdi. Bir bu, bir bu. Bak melek, Müslüman cinler, Müslüman ruhaniler, iyi mekanlar. Burada da şeytan ve türevleri. Melek ve türevleri. Bak serbest bölgem, serbest bölgem. Kötü bir şey geldi. Serbest bölge. Serbest bölge, serbest bölge, serbest bölge, serbest bölge. Diyeceksin adam orada kalacak, kırtlağına kalacak. Oradan aşağıya indirmek istiyordu. Orada bırakacaksın, orada kalıp serbest bölge. Lakatlı atar ya. Evet. Lakatlı onun üstüne atıyor. Suratına çarpıyorsun. Şimdi mesela orada 5 dakika sonra kalk diyor namazda. Serbest bölge takvurluyorsun. Çünkü serbest bölge 5 dakika. Ne olacak yani 5 saat yattığımda doymadığımda 5 dakika ile mi doyacağım? 5 dakika da yat diyor. 5 saat yatıyorum. Yani ne olacak şimdi? Tuvalete bir sürü şeyler geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselam ne güzel demiş. Banyoda idrar yapmayın. Böyle Türkçe söyleyeyim, işemeyin. Tuvalette sümkürülmeyin, tükürmeyin. Özelinizi atmayın. Dünyevi ve uhrevi şey düşürmeyin. Ha geldi. Kendisi gelmişse gelmiştir ya. Gelmemişse gelmemiştir. Uğraşma. Rüştü abi bana derdi ki, onun talebesiyim de Allah mekan cennet etsin. Dedi ki, görmüştüm hayatında. Abi uykunu nasıl ayarlıyorsun dedim. Uyku gelmişse direnmem, uyurum. Gelmemişse uyumak için de direnmem. Gelmişse gelmiştir, gelmemişse gelmemiştir. Acayip bir şey ya. Yani şaka gibi geliyor ama çok doğru. Yani böyle arılarla uğraşma, daha beter musallat olur sana. Yani aman gitsin bu düşünce, uğra gitmesin. Vesveseden kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Tamam abiler, cümle bu. Vesveseden kurtulma, yanlış düşüncelerden kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Kurtulmaya çalışmak, yaban arılarına pişirip daha beter musallat olur. Lakayt kalırsanız, hiçbir şey bakar dolaşır dolaşır olan manyağın birisi çekip gider. Ben de öyle şey yaptım, böyle. Geldi namaza, kusura bakmayın yani. Yaşadığım şeyi söylüyorum da o ilahiyat onun için söyledim. Şaka demedim yani. Namazdayım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ondan sonra geldi kadın. Sonra gene getiren o arkasına şunu diyor. Sen kadınla namaz kılıyorsun. Dedim kadınsız hayat yok ki kadınsız namaz olsun. O da baktı benden daha manyak bu. Daha ne yapacak bana? Tamam. Tabii daha deliyim yani. Ne olacak? Adamın psikolojisini, cicini çıkartıyor bu. Bu serbesttirler. Yani bu alan, bu alana bölgedir. Serbest oldukları için hiçbir meskul edemiyor. Mesul olmak ve sıkıntı yapmak bu benim demekten kaynaklanıyor. Sen değilsin. Sen kainatın haritası olduğundan dolayı ademi vücutlar da var. Oralar da var sende. Sen camil cemsin, camil ezdatsın, zıtların cemisin. Şeytanlık da var sende. Kainatta şeytan var. Haritada da var. Amik Ovası'nda göl varsa haritada göl olacaktır. Eğer kainatta şeytan varsa insanda da olacak. Çünkü kainatta küçük bir nimetsi insanda var. Her şey var. Allah bile bize var ya. Allah zatıyla bizde var, kainatta sıfatlarıyla var.
O kadacep bir insan ya. Demek ki cüz-i ihtiyarıyı pek dinlemezler. Teklifi dini altına pek giremezler. Ama kast, bu serbest bölgenin içinden alıp da onaylamak, yani onu ilime dönüştürmek, kaydetmek, insanlara anlatmak ve onu yaşamak mesuliyet odur. O onayladı, seçtin. Bu gelsin, bu gelmesin. Mesela ben bir şey konuşuyorum adama, din anlatıyorum. Hemen bahane uyduruyor uçakta. Dinsizlik bir şey söylesem hemen alıyor. Ya tamam, süzgeci böyle çalışıyor. Tasdik izan öyle değiller. Bir mizana tabidirler. Yani ölçüyle tabidirler. Burasında ölçüsü yok. Her şey her şekilde bulunur. Bu serbest bölgenin zaten tanımı 4. Bu serbest bölgenin içinde şöyle tanım yapılıyor. Her şey her mertebesiyle bulunur. Her şey her yerdedir. Çoğu zaman insanın elinde değildir burası. Bir de burası insanı zenginleştirmek için diğer aklın mertebesini mayalar ve kalbi de mayal. Kafayı iksirler, kalbi mayalar. İnsanı kısacası sütten yoğurta dönüştürür. Mayadır. Ama serbest bölgenin istersen bu tarafıyla mayalanırsın, ister de bu tarafı. İşte uzağa gitmeye gerek yok. Her şeyi burada alırsın. Çünkü ekmek için fırına gidiyorsun. Et için kasaba gidiyorsun. Ahirette gitmek için cennetten cehennem demiş almak, alemi ervahta falan hiç uğraşma. Hepsi burada var. Buradan alıyoruz. Numarası burada. Büyük market gibi. Et de var. Araba da var markette. Araba da satılıyor. Yani ateş almak için, cehennemi haleti yaşamak için cehenneme gitmeye gerek yok. Burada var zaten, al. Nedir o? Olumsuzluklara odaklan. YouTube'lardan çıkma. Sabaha kadar YouTube'da ol. Sabahleyine kadar affedersin it gibi yat böyle. Ondan sonra annenin babanın emekli parasıyla geçin. İş arama. Ondan sonra 2-1'de uyan. Ondan sonra ben niye mutlu değilim? Niye huzurlu değilim? Ya hakikaten mi ya? Allah Allah. Radiyallahu'na bak. Yani adetullah'a bak, nasıl yaşıyor, ne istiyor? Firavun gibi yaşıyor, Ebu Bekir gibi makam istiyor ya, derler ya. Tam günaydınlık. Ha tam günaydınlık he. La, sabaha kadar yat, hani öyle vazife yapıyor, hayvanları çobanlık yapıyor. Gündüzde 12'ye kadar yatıyor. Ya kardeşim, gece bize ait değil. Allah bölmüş. Vacanla namekum subata. Gece istirahat örtüsü yaptım diyor. Sen Allah istirahat örtüsü geceyi yaptığına çalışıyorsun. Gündüzü manşet için yarattım diyor, yatıyorsun. Kur'an değiştirdin sen. Allah'ın adetini değiştirdin. Huzur istiyorsun. Ne huzuru ya? Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibi ya. Sen neyi nerede arıyorsun? Yani huzur mu? Sabaha kadar oturacaksın. Namaz da kılma kardeşim. Nafile namaz. 12'de yat. 12'de, en geç 12'de yat. Çünkü 12 ile 2 arası istirahat ve rahatlama, dinlenme, motive olma sıvısı salgılanıyor. Vücudun içerisinde. Evet. Eğer onu kaçırırsan, 12 ile 2 arası yatmamışsan, Mehmet abi gündüz 20 saat yatsan dinlenemezsin. İkindiden sonra yatma, aklın gider. Eğer yattıp da kalkmışsan, aklın hala varsa şükret, bir secde yap. Hala aklın sende, olmaması lazım. Öğleyine doğru ve öğleyin geçe yarım saat yat, gecenin 2 saatine denktir. Tamam. Peki, inşallah biraz faydalı olmuştur. Bu serbest bölgeyi lütfen, serbest bölge vergilendirilmemiştir. Herkes her malı sokuyor. Mesela bazı şeyler var mesela. Marketler var. İçki de satıyor, Kur'an da satıyor. Böyle tuhaf marketler var. Migros gibi. İçki de var, Kur'an da var. Bazıları satmıyor. İşte bu serbesttir diyor adam. Domuz eti de satıyormuş. Bak burada şey var. Bu nerede? Burada. Niye var? Çünkü ben kainatın haritasıyım. Allah'a ekber. Kainatta ne var? Hepsi bende var. Cehennem var mı? Var. Bende de var. Cennet var mı? Var. Cebrail var mı? Var. Kafam.
İsrafil var mı? Var hayatım. Mikail var mı? Şuur. Bende var. Azrail var mı? Ruh. O da bende var. Hepsi bende. Ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikati kendinde ara. Sen külli bir şeysin. Allah'a yegane külli muhatap olan halife-i arzsın sen. Muhatap-ı ilahisin sen. Her şey olacak sende. Seçeceksin. Çünkü kaliteli adamsın. Kimse sana dayatmıyor. İlle bunu kullan. Hayır. 100.000 tane nihayetsiz önüne konunu adamsın. Seç. Çünkü niye? Sen seçecek adamsın deniliyor sana. Hayvana diyor ki sen seçecek değilsin. Sen bunu alacaksın. Meleklere deniliyor ki sen bunu kullanacaksın. İnsanlara diyor ki nihayetsizden sen seçeceksin. Sen bunu kullan diye dayatmıyor. Sen ne istersen onu kullan. Böyle kalitelisin ya. Senin gibi kimse yok ki. Allah ile insan mabeyninde berzah yoktur. Maben yoktur der. Yegane muhatap ilahi halifesidir Allah insan. Kainatta halifedir. Bu kadar kalitelisin. Niye bunu anlatıyorum? Çünkü insanda her şey var. Bende niye var deme. Çünkü külli olduğun için var. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.